İsrail'e petrol veriyoruz. İsrail'e çelik bilmem ne veriyoruz. İsrail'e tel örgüsü veriyoruz. Ondan sonra İsrail'e atıp tutuyoruz. Amerika'ya atıp tutuyoruz. Ve biz şimdi bunları konuşuyoruz. Bunları konuşmuyoruz. Esenyurt'u konuşuyoruz. Maksuz zaten Esenyurt'u konuşuyoruz. Vallahi sana bunlar, diyor ki, Türkiye sana hiç ilgilendirmiyor bu konular. Türkiye'nin dışındaymış gibi. Esenyurt'la ilgiliyiz. Ama yani iktidar bunu beceriyor. Geçen hafta da seninle konuştuk biz bunu. Ki iktidar çok önemli bir şey Esenyurt olayı. Asla bunu yani hafife almak için demiyorum bunu. Genel baktığımız zaman hep bir noktaya odaklanıyoruz. Diğerlerini bırakıyoruz yani onda. İktidar bunu istiyor senden ve bu oyuna geliyorsun. Yani muhalefet anlamında. İktidar sana diyor ki işte aynen bu Esenyurt Ahmet Özer meselesinde olduğu gibi durduk yerde hop aldı görevden hop şey yaptı kayyum atadı. Peki ne yapacaksın? Yani CHP'li evet. olduğu için. CHP ne yapacak? Konuştu. Toplandı, parti grubu toplandı, meclis grubu toplandı. İşte Genel Başkan Özgür Bey işte şunları söyledi, çıktı. Ekrem Bey dün sert bir konuşma yaptı. Tamam, sen de ben de hepimiz konuşuruz. İşte 18 dakikada Merdan Bey'le Emre Hoca konuştu. Yani gazeteciler anlamında söylüyorum. Sonuç. Şimdi tabii sonuç. Dün vahim olan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamaydı. Yani bir hukuksuzluğu beyanıydı o. Yani hakkında iddianame bile yazılmamış biri hakkında. Efendim işte terörle işbirliği yapmanın sonucudur. Ya bir dakika bu daha belli değil. Ya bak bu geçen hafta da biraz konuştuk ya. Hukuk meselesini, hukuk. Hukuk ya da hukuksuzluk. Bu da fotoğraf var arkadaşlar. Yani biz neyi Allah aşkına hukuk diyoruz da hepimiz hukuksuzluğa karşı karşıya değil miyiz? Hepimiz ya. Yani adliye ile işi olanlar için. Hangimiz normal bir hukuk sistemi içinde kendimizi bulduk ki? Sen benim mahkememe geldin bir sefer. Gördün mü? Evet, yani sordu ben cevap vereceğim bana tamam diyor. Yani gördün sen. Yani yaşadık biz onu. Daha neyi konuşuyoruz yani? Hepimiz için geçerli bu. Hepimiz için geçerli. Yargı ile ilgili şeylere de baktığımız zaman dün Özgür Özel'in özellikle İstanbul'daki atanan başsavcıyla ilgili söyledikleri. Şimdi bir siyasi lideri bu kadar ağır konuşturmaya itecek pek çok neden var. Şimdi İçişleri Bakanı da işte, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın söyledikleri de terör örgütü üyesi olması durumunda karşılaşacakları. Ya bu başkanın terör üyesi olması gibi bir şey şu anda bir şey yok. Belki var ama şu anda yok öyle bir şey. Ya peki bir yargı kararı yok. Hayır, bunu bulmak için terör üyesi olduğunu kanıtlamak için kanıt diyelim. 10 yıl dinlenmiş ya. Yani 10 yıl mı beklenmiş? Evet. Evet. Nasıl bir şey? Evet. Peki bu barış süreci içinde yani 2010'da 2011'de başlayan barış süreci içinde devlet tarafından görevlendirilmiş mi görevlendirilmemiş mi? Devlet tarafından. Hah. En önemlisi o. Yani devlet demiş ki sen gel bu işin içinde ol. Ya işte çünkü sosyolog hocamız. Evet. Yani sen bize bu hani Kürt-Türk kardeşliği bunun toplumsal altyapısı falan bir şeyler söyle bize demiş. Görev vermiş. O zaman da bunu yazmışsa Ahmet Hoca. Kitaplar yazmış. Onu diyorum işte onu yazmışsa oradan iki satır bulup da çıkartıp da sen bunu yazmışsın derse burada bir şeylik var yani. O kitapları yazarken birileriyle de konuşmuş elbette. Ya herkes de konuşabilir. Ha. Allah Allah biz yani, gazeteciyiz biz normal... konuşmuyoruz. Şimdi diyelim ki atıyorum. Kandil'den vazgeçtik Türkiye'den. Kandil'den Murat Karayılan denilen adam kaldırsa telefonu seni arasa. Sen de bilmiyorsun tabii telefon çaldı kaldırdın. Ya işte Namık Bey, ben Murat Karayılan. Sana bir şeyler anlatmıyor. Dinlemez misin? Sen gazeteci olarak dinleyeceksin tabii. Hani yazarsın yazmazsın o başka. Ne yapalım yani anlamadım ki. Bizi günde bir sürü insan arıyor. Evet. Ben sokakta yürürken bir sürü insan gelip benimle fotoğraf çekiyor. Kadın, erkek. Sarılıyoruz, öpüşüyoruz. Böyle filan gülüyoruz. Ben kim olduğunu nereden bileyim o insanların? Nereden bileyim yani? Evet. Bu buna benzer. Şimdi... Dolayısıyla Ahmet Bey işte bilmem zamanında bilmem kimle konuşmuş da bilmem kime demiş de o ona demiş de. Yani o gün işte Merdan dedi ya, ya böyle gidersen yani AK Parti'de adam kalmaz. Yani adam kalmaz ya. Evet. Kimle neler konuşuldu.
Hale de konuşuluyor. Evet, ben hale de konuşuluyor. Bakalım Almanlar ne konuşuyorlar bu bizde olup bitenlerle ilgili. Recai Aksu hattımızda. Recai günaydın. Günaydın sevgili Namık Koçak. Recai Almanya'da bizi takip ediyor. Bu konularda orada da açıklamalar var. Gazetelerde yansımalar var. Nasıl bakıyorlar bizde bu olup bitene? Şimdi Üstü Mahalli Üstad'a selamlar. Biraz sonra özellikle Araplarla ilgili de bir şeyler söyleyeceğim. Onu en iyi yorumlayacaklardan birisi Orta Doğu uzmanı, değerli gazeteci üstadımız. Ona da selam Üstü Mahalli'ye de. Şimdi açıkça ifade edelim. Yani şimdi Avrupa medyasında yapılan yorumlar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Türkiye'nin en büyük nüfusa sahip ilçesi Esenyurt Belediye Başkanı'nın Ahmet Özer'in terör örgütüne üyelik suçlamasıyla tutuklanmasına iktidara karşı bir siyasi kampanyaya dönüştürme hazırlığı olduğu yazıyorlar. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir çabası olduğunu söyleniyor. Yani tepkiyi diri tutacaklarının açıklamaları var Özgür Özel'in Avrupa medyasında. Yine Esenyurt'ta işte partilerin kimlerin katıldığını, o mitinge, Esenyurt mitingine kimlerin katıldığı falan yazılı. Bu arada yani Özgür Özel'in eninde sonunda o sandığı getireceğiz, Tayyip Erdoğan'ı göndermeyi başaracağız sözleri yer alıyor. Bu arada yine aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korkunun ecele faydası yok, İşte biz bu kardeşiniz yola çıkmıştır, asla vazgeçmeyecek diye destek bulduğu, yani sözlerin destek bulduğu yorumları yapılıyor. Bunlar çok çok böyle önemli, onu söyleyelim. Ama burada en önemli bulduğum şeylerden birisi Avrupa medyasında ilginç bir vatandaşın düşüncelerine yer vermişler. İlginç vatandaş derken şunu söyleyelim. İmamoğlu'nu yedirmeyeceğiz diyor. Yani Rize pazar kökenli bir vatandaş, Rıdvan Geniş. Bir vatandaş İmamoğlu'nu yedirmeyeceğiz diyor. Bunların son çırpınışları diyor. Bu açıklamalar var Avrupa medyasında. Bu memleketi bunlara teslim etmeyeceğiz. Mümkün değil. Bizim yani özellikle için köprüden önce son çıkış. İnsanlar daha çok muhalefet etmeli. Sessiz kalmamalıyız. Bu ülkeye kimse demokrasinin altın tepside halka sunmayacak bu ülkede diyor. Açık bir şekilde. Türkiye satına bu mücadeleyi yaymak gerekiyor. İfadelerine yer veriliyor. Kim bu? Rizeli. Artık Rize'nin nere olduğunu, yani kiminle ne kadar ilişkisi olduğunu da biliyoruz. Rizeli vatandaş bunları söylüyor. Artvin Şavşat'tan gelen bir özellikle, yani Avrupa medyasında yazıyor bunlar. Nihat Dede diye birisinin bu halk kayyum içinden bıktı diyor. Erken seçim örgütlü bir şekilde yapabilmek lazım. Bunun Türkiye sathına diyor bu mücadeleyi yaymak lazım. Halkın sokaklara çıkması gerekiyor dediğinde yazıyor. Bunu da buradan ifade edelim. Bu çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada Akın Gürlek'i araştırmışlar. Akın Gürlek kimdir diye. Vallahi ayna gibi ortaya çıkmış diyor ki. Peki bu Akın Gürlek kim? Selahattin Demirtaş'a siyasi yasak getirilmesi, hapis cezaları, özellikle Gürlek'in başkanlığını yaptığı mahkemelerin verdiği hapis cezaları var. Yani Canan Kaftancıoğlu'na, Selahattin Demirtaş'a siyasi yasak getirmesi var. Yani Elis Berberoğlu kararına uygulamadığı var. Açık bir şekilde yazmışlar. Selçuk Kozağaçlı ve Sözcü Gazetesi davalarına en ince ayrıntısına kadar yorumlamışlar. Bunları yazmışlar. Tabii meşhur oluyoruz bu arada. Ülkede demokrasi var ya, hani ülkemizde adalet var ya, bunu da söyleyelim. Bu arada gelelim Arap ülkeleriyle ilgili habere. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani sadece senin ifade ettiğin programda söylediğin özellikle İsrail'le ticaret anlaşması var ya, belgelerinde anlattığın Arap ülkeleri İsrail'le ticarete devam ediyor. Avrupa medyasında bu. Sadece biz değilmişiz. Mısır. Sadece Türkiye değil. Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e, Lübnan ve Gazze nedeniyle sert tepki gösteriyorlar. Arada sırada böyle söylüyorlar ama ticari ilişkilerini sürdürüyorlar. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri İsrail İş Konseyi Amas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e hedef alan saldırısı çerçevesinde neredeyse her gün sosyal medya paylaşımı yapıyordu o dönem, böyle hani bilmem ne. Ama ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak kabul ettiği Hamas'ın saldırısıyla birlikte bu paylaşımlar aniden kesildi. Onu da söyleyelim. Yani operasyonlar nedeniyle eleştiriyorlar ama diğer taraftan bu ticarette yapıyorlar. Ya düşünebiliyor musun? 42 bin kişi ölmüş. Hayatını kaybetmiş bu saldırılarda. Lübnan'a sürdürdüğü operasyonlarda 1300 kişi hayatını kaybetmiş. Yani bu kadar belli. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safavi'nin, yani bu görüyoruz işte buna son verilmeli falan filan deniyor ama bütün bunlar hikaye. Açık bir şekilde bir de rakamlar var. Yani özellikle
Örneğin 2023 yıl İsrail Merkezli İstatistik Bürosu tarafından derlenen bir Ağustos 2024 dış ticaret verileri de söz konusu. Ülkelerin İsrail ile ticari ilişkilerinde bu yıl bir gerileme olmadığı gözle görülür bir şekilde ortaya çıkmış. Yani gerileme verileme yok, ticaret bal gibi devam ediyor. 2023 yılında Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki ticari hacmi yaklaşık 2 milyar 900 milyon dolar olarak kayıtlara geçmiş. Bayağı bir yüksek orada. Rakam. Bu yılın ilk 7 ayında iki ülke arasında gerçekleşen ticaret hacmi 1 milyar 922 milyon dolara ulaşmış. Yani bu şekilde devam ettiği takdirde iki ülke arasındaki ticaret hacmi yıl sonuna kadar 3 milyar 300 milyon dolara ulaşabilir deniyor. Bu kadar net. Yani 2 milyar 900 milyon 2023'te, şimdi bu da aynı. Yine İsrail, Mısır ile ticari hacmi Ağustos ayında geçen yıla kıyasla %30 oranında artmış. Bütün bunlar Avrupa medyasında şakır şakır yazılıyor. Nasıl bir şey bu ya? Bu nasıl bir şey? Bir saniye. Hüsnü'ye bir soralım. Hüsnü nasıl bir iştir ya? Boş ver, anlatsın. Yani sadece Türkiye değil tabii bu tek başına. Yani bu bitirdikten sonra istersen anlatırsa iyi olur. Çünkü gerçekten ilginç şeyler var. Onları aktarayım ben. Lütfen. Yani bu arada diğer taraftan da Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail'in son saldırısında 50'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini de söylüyor. Yani olan onlara oluyor. Bu arada Alman sanayisinde de yurt dışına taşıma eğilimi var. Onu da belirtelim. Yani hakikaten böyle bir çalışma da var. Ama bu arada Alman seçmenlerin çoğunluğu erken seçim istiyor. Yani gerçi biz de istiyoruz ama Alman seçmenlerin çoğunluğunu Almanya'da hükümetin kan kaybetmeyi sürdürüyor. Onu söyleyelim. Yani hani bu arada Yeşillerin, Sosyal Demokratların falan işte savaşı desteklemeleri falan bütün bunlar önemli. Zaman zaman da Hüsnü Mahalli Üstad da söyler, böyle anlatır ya, Yeşiller destekliyor savaşı diye. Bizim yani genel yayın yönetmenimiz, yani senin söylediğin, Merdan Yanardağ'ın söylediği, bunu da söyleyelim. Bunu da belirtelim. Bu arada ilginç bir gelişme de var. Özür dilemek. Ya şimdi bir cumhurbaşkanının özür dilemesi ne anlama geliyor diye düşünmek lazım, değil mi? Steinmeier, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Yunanistan'da Girit'i ziyaret etti ve özür diledi. Niye özür diliyor? Bak, burada Nazi askerleri tarafından yok edilen bir köyü ziyaret ediyor Steinmeier ve işlenen savaş suçlarından dolayı da ülkesi adına özür diliyor. Yani tabii Almanya adına diyor, bir de diyor ki Almanya adına bugün sizden af diliyorum diyor. Ya bir sürü yanlışların yapıldığı yerde özür dilemek şeydir, önemlidir. Günümüz ya dünyasında özellikle çok günümüz önemli. Günümüz dünyasında böyle özür falan dinlenmez, onu da söyleyelim. Bu arada Avrupa Birliği Komisyonu'nun biliyorsun 2004 Türkiye raporu yayınlandı. Burada açık bir şekilde yani Türkiye'nin biraz övüyorlar bazı yerlerde. Özellikle göçmenler konusunda aldı diyorlar 2015'te. Zaten bir tek orada falan övgü alıyoruz. Bir orada övüyorlar ama onun dışında var ya, raporda 10 ülkenin AB'ye uyum yolunda özellikle ilerleme yaptılar. Ama Türkiye'nin dış politika uyumu, temel haklar konusunda özellikle düşük bir seviyede olduğu, bütün bunlar aynı şekilde ifade ediliyor. 90 sayfalık bir raporda bu açık bir şekilde ifade, hukuk devleti, insan hakları ve demokrasi alanında ilerleme kaydedilmemesi eleştiriliyor. Temel haklar ve hukukun üstünlüğü gibi konularda ciddi endişelerin olduğu deniyor. Ve Türkiye ile özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının yeniden raporda eleştiriler arasında yer alıyor ki sürekli eleştiriyorlar. Tabii buna karşı şimdiye kadar pek de bir şey yapmadılar ama bu ki arada bu raporda sürede verdiler geçmişte, değil mi? Yani Ocak ayına kadar dediler 2024'ün uygulanmazsa dediler. Ama geçti o tarihler. Bak, bir sene daha geçiyor üzerinden. Gene hala bir şey yapılmadı. Aynen. O arada da önemli bir, Cumhurbaşkanı sisteminde denge ve denetim mekanizmaları yok deniyor, eksik deniyor. Denetleyici kurumların doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı olduğu raporda bunlar var. Ki bunu defalarca dile getiriliyor Türkiye'de, yani özellikle programlarda senin de söylediğin gibi. Özellikle kamu yönetimini yüksek ölçüde siyasileştirdiği belirtiliyor. Bu raporda hükümetin muhalefet partilerinden yerel yöneticilere yönelik baskısını, yerel demokrasiyi zayıflatmaya devam ettiği bu raporda, sivil toplum kuruluşlarının baskı altında zor bir ortamda çalıştığı ve faaliyet alanlarının giderek daraltıldığı falan da ifade ediliyor. Ve bu arada biraz önce söylediğim gibi övüldükleri tek şey, yani çok açık bir şekilde 2016'da imzalanan göçmen anlaşması, göçmen geri kabul anlaşması. Burada da ilerlemeler kaydedildi diyor. Ve Türkiye'nin Suriye ve diğer ülkelerden 3,6 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığı da övülüyor, takdir ediliyor. Yani bu arada Türkiye'ye de Avrupa Birliği'nin
2011'den bu yana 10 milyar euro finansal destek sağladığı da ifade ediliyor. Bunun da özellikle bu, altını çizelim. Göçmenlerle ilgili harcanan para mı sadece evet, bu? Evet, 10 milyar yani aynen Türkiye'ye bu konuda ve mültecileri desteklemek için. Yani göçmenler yani sonuçta. Evet. 10 milyar euro para verildiği de açık bir şekilde söyleniyor. Bu arada ilginç bir gelişme daha var. İnsan hakları izleme örgütleri yani özellikle HRV'nin de aralarında bulunduğu 3 insan hakları örgütü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Osman Kavala davasına müdahil oldular. Onu belirtelim. Önemli bir durum. Yani özellikle 1 Kasım 2024 itibariyle 7 yıldır cezaevinde bulunuyor biliyorsunuz evet. Osman Kavala. Serbest bırakılması için İnsan Hakları İzleme Örgütü, Human Rights Watch, işte Uluslararası Kuşlar Komisyonu ve Türkiye'de dava destek projesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 16 Eylül'de 3. taraf olarak müdahalesinde bulunduğu ve Avrupa İnsan Hakları söz konusu insan hakları örgütlerinin davaya müdahil olma teklifini kabul etti. Yani dün itibariyle bunu yaptılar. Yani pardon 1 Kasım itibariyle bugün ayın 3'ü. Dün hatırlanmıştım ben çünkü. Dün diyecektim ama neyse. Yani onu da söyleyelim. Dünkü yayından dolayı şey yapamadık. Dün Cumhuriyet Halk Partisi... Cumhuriyet Halk Partisi toplantısı vardı. O nedenle katılamadık. Tabii bu arada bir de çağrı yaptılar. Kavala'nın yargı süreci devam ederken insan hakları savunucuları Kavala'nın serbest bırakılması ve Avrupa Mahkemesi'nin özellikle bağlayıcı kararlarının uygulanmasını istediler. Bunu da söyleyelim. Hakimler ve Savcılar Kurulu siyasi partilerin kontrol altında olduğunda açık bir şekilde ya bu çok önemli bir şey. Yani Hüsnü senin de görüşünü almak isterim bu konuda. Yani bu kadar çağrı yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmasıyla ilgili yaptırımlar öngörülecek, gelecek falan dendi. Gelmeyince Türkiye daha da fazla artık ciddiye almamaya başladı Avrupa Birliği'nden gelen tepkileri. Ama Avrupa Birliği de ciddi değil. Yani evet, Avrupa Birliği özellikle şimdi bu Ukrayna krizinden dolayı Türkiye'nin üzerine çok fazla gitmek istemiyor. Birincisi o. İkincisi yani Avrupa Birliği'nin bizimle ilgili şikayetlerinin aslında kendi ülkeleri içinde de aynı şikayetlerin olduğunu biliyoruz. Evet. Yani işte Almanya'da özellikle Recep'in bulunduğu doğru. ülkede. Yani düşünsene sosyal demokrat bir parti var. Yanında da bir de yeşiller var. Almanya tarihinde ilk defa böylesi faşist bir ikili var orada. Yani dış politikada. Şimdi bunların gelip de bize insan hakları konusunda ya da hukuk konusunda ders vermeleri zaten saçmanın. Ya Rusya televizyonu yasaklı orada düşünsene. Muhabirler evet. tutuklanıyor. Alman gazeteciler, Alman gazeteci eğer Rusya'ya savaşa gidiyorsa döndüğünde yakalanıyorlar, hapse atılıyor ya da bir şey yazıyorsa. Şimdi bu ülkelerin yani Avrupa Birliği geneli için söylüyorum. Bize gelip de bu konuda ders vermeleri zaten hani saçma sapan bu birincisi. İkincisi yani bugünün meselesi değil ki Türkiye açısından. Yani işte insan hakları mahkemesi karar veriyor. Adam da Cumhurbaşkanı da diyor ki gidin ya ben sizi dinlemiyorum. Sonra bir bakıyorsun işte geçen 10 gün önce Alman Başbakanı Schulz geldi buraya. Niye geliyorsun evet. o zaman? Niye geliyorsun? Bir de şu var Rusya. Tüm uluslararası spor müsabakalarından, sadece futbol değil, tüm şeylerden, olimpiyatlara da almıyorlar, Avrupa şampiyonlarını almıyorlar ama İsrail hepsinde var. Onu bırak yani şey biliyor, Recai arkadaşımız biliyor. Almanya'da eğer bu vatandaşlık yasası, yeni vatandaşlık yasasının bir madde var. Yani İsrail aleyhinde bir şey yapmayacaksın. Eğer aynen, vatandaş... elinden alırlar. Verilen işte. Vatandaşlık bile... Düşünsene. Verilen vatandaşlığı bile elinde nüfus cüzdanını almışsan, yani nüfus dediğim buyurun. Alman pasaportunu almışsan, öyle saçma bir şey olur almışsan, mu ya? Aynen geri senden alabilirler. Öyle bir madde var. Onu da söylemiş olalım. Çok doğru söylüyor Hüsnü Halili, değerli üstad. Bu ne demokrasi? Şimdi bunu da bu söyleyelim. Şey şimdi istersen sonuna doğru geliyorum. Ben bunu açıklayayım. Ondan sonra sizler bol bol ifade edersiniz. Söylersiniz. Özellikle Almanya'da cinsiyet değiştirmek artık yasal. Biraz da farklı haberler de var bu arada. Yeni bir yasa bu. Yani özellikle Almanya'da böyle bununla ilgili de hatta Berlin'de şimdiden 1000'den başka başvuru yapılmış. Onu da söyleyelim, ifade edelim. Almanya sığınmacılara yapılan maddi yardımı kısıtlıyor. Bu arada Almanya'dan sınır dışılarda artış var. Onu da belirtelim. Çok çok önemli. Burada çok ama önemli bulduğum bir şey var. Avrupa medyasında Balkan ülkelerinde bir araştırma var yapılmış. Yugoslavya özlemi. Darmadağın ettiler biliyorsun evet, Yugoslavya'yı. Evet 7 ülke çıktı. Paramparça ettiler. Bunun başını da yani Hans-Dietrich Genscher zamanında Dışişleri Bakanı'ydı Almanya'nın. O
bu işlerin başını çekti biliyorsun Yugoslavya sürecinde. Şimdi yapılan araştırmalarda eski, o çok sayıda ulusal devlette yaşayan insanlarla yapılan bir anket var. O bölgede eski rejime özlem giderek artıyor. Şu anda gelinen noktada bunu da özellikle söylemiş olalım. Yani özellikle Sırbistan'da en çok özlem de Sırbistan'da görülüyormuş. Buna göre de Yugoslavya'nın en çok özlem, yani bu ankete katılanların %81'i de çok etnisleri Yugoslavya'ya dağılmış olmasının bir hata olarak değerlendiriyorlar. Ve çok enteresan, ilk Almanya akrabalık ilişkileri de olduğu için Hırvatistan'ı tanıyınca çözülme başladı. Ya ne olacak, en azından şimdi Trump kazanırsa, biliyor Recaip, Trump biliyorsun babası Almanya'dan göç eden, yani şeye, evet, Amerika'ya. Evet, evet, belki evet. Orada bir şeyler kurtarırız herhalde Recaip'cim, bilmiyorum yani. Bu arada şimdi ben de son olarak şunu söyleyeyim, ifade edeyim. Dünyaca ünlü turistik bölgelerde ilginç bir haber. Teneke kutuda hava satılıyor, hava. Cidden diyorum ama. Fiyatları da 80 euroya kadar çıkıyor. Bu biraz tabii şaka falan gibi gelebilir size ama sonuçta yani o ülkeye turist olarak gidenlere resmen biraz paketlemişler, ambalajlamışlar. Gerçekten yani bu bununla ilgili de çılgınlık da bu hava satma hikayesi de 20. yüzyılda başlamış. Bu da ilginç bir şey. Konserve havanın tarihi aslında 20. yüzyıla dayanıyormuş. İtalya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Gennaro Giovere adında bir adam Aria Delopoli'yi icat etmiş. O bu hava satma hikayesinde. Giorevala kurtuluşunun ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne tarafından, birlikleri tarafından dağıtılan boş yiyecek kutularını şehrin havasıyla doldurduğunu iddia ederek geri dönüştürmüş ve hatta bunları Amerikalılara satmayı da başarmış. Bunu da buradan çok iyi ya. Söyleyelim. Bunu tek Amerikalılar alır herhalde ya. Hatıra olarak da konserve hava yani. Şimdi bunu alıyor insanlar. Üstü tahtadan vazgeçip buna mı dönsek? Yok, tahtadan yani, vazgeçme ama. Şaka, bedava ya. Her şey bedava. Şey de bedava. Sermaye de bedava. Abi bak orada slogan var. Slogan var abi. Yani şaka bir yana ama. Kayısı diyor. Ama şaka bir yana ama. Ancak bütün bilim adamlarının kararı şişelenmiş havanın sağlık açısından çok fazla fayda sağlamadığı da ya da hiç fayda sağlamadığı yönünde olduğunu söyledikleri de bir tarafta onu da söylemiş olalım. Tabii Türkiye'de çok kötü havanın da Iğdır'da olduğunu söylemiş olalım. Ben iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Recai. Sağ ol Recai'cim. Yani aslında eskiden ben hatırlıyorum sanki Paris'te miydi nerede böyle turistik şeylerde falan sırf espri olsun diye Paris havası falan diye böyle kutuyla satılan bir şeyler gördüğümü hatırlıyorum. Nerede gördüğümü tam şey yapmıyorum ama vardı. Şimdi demek ki bu bayağı bir iş haline gelmiş. Fena da bir iş değil. Türkler duymasın. Valla birkaç arkadaş mesaj atmış. Yapıyoruz hocam. Sipariş mi geliyor? Yapıyorlar şu anda. Dur bakalım. Programdan sonra siparişleri almaya başlayacağız. Evet. Evet, kısa bir aradan sonra birlikteyiz.